Yani şöyle doğaya baktığınız zaman zaten benim anlatmama gerek yok. İlçemizi yok edecek derecede burada şey var, toprak kayması var. Şu tehlikeyi görsünler diyoruz. Ben görüyorum tehlikeyi şahsen. Bizim burada her türlü canlı var. Bu canlıları bu suya ihtiyacı var. Evet. Bu canlıya ihtiyacı var. Yani bunu kimsenin yok etme hakkı yoktur. Yani şurası bir kopsa Allah korusun. Yani bizim akıbetimiz ne olacak? Evet sevgili izleyiciler, Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu köyündeyiz. Gerçekten bu köy sürekli Trabzon'da basında gündeme gelen bir köy. Nedenini soracaksanız sürekli heyelanların meydana geldiği, insanların artık canından hayatından endişe ettiği bir köy. Buradaki HES çalışmaları gördüğünüz gibi sürekli heyelanlar oluşmasını neden oluyor. Tayfun arkadaşımız burayı görüntülüyor. Bu boruyu geçtiğimiz günlerde toprağın altına gömmüşlerdi. Gördüğünüz gibi boru kısa sürede heyelanlar nedeniyle gün yüzüne çıkmış. Derelere can suyu bırakılıyor deniyor fakat dereler tamamen neredeyse kurumuş durumda ve insanlar artık elleriyle balık tutabilir hale gelmişler. Düşünün, bu kadar doğanın dengesi bozulmuş durumda. Yaylaya çıkan yollar, yaylalar burada, yaylacılık, hayvancılık var. Bu konuda da gerçekten vatandaşın büyük mağduriyeti var. Tam manasıyla burada bir doğa katliamı yaşanıyor. Çevrede kafanızı nereye çevirseniz bir orman yok olmuş, bir akarsu taş yığınlarıyla doldurulmuş. Akarsuya dikkat çekelim, Türkiye buraya dikkat çekmeli. Ben Akarsu Mahallesi Muhtarı Naci Yavuz. Muhtarım, nedir buradaki bu görüntünün sebebi, neler yapılmalı? Evet arkadaşlar, şimdi görüntüyü görüyorsunuz. Burada yani istenmeyerek 3 tane 4 tane HES yapıldı. Evet. Köylü ne kadar istemediyse de karşı geldiyse de gene de bunlar yapılmış. Bir tane de 4.sü yapılmaya çalışılıyor şimdi şu anda. Burada yukarıda yapılan HES'in birinci HES'in tahribatını görüyorsunuz. Yani şöyle doğaya baktığınız zaman zaten benim anlatmama gerek yok. Evet. Bu tarafa baktığın zaman bak şurada oluşacak olan bir heyelan, Allah korusun, aşağıda Akarsu köyü mahallemiz, daha aşağıda ilçemiz, ilçemizi yok edecek derecede burada şey var, toprak kayması var. Evet. Bu yağmurlar neticesinde yukarıda havuzlar var, havuzlarda çatlaklar var. Bu çatlaklar zaten 1-2 sene önce havuzun bir tanesi koptu buradan. Bak şunu o oluşturdu. Allah korusun, daha dün Dereli'de gördük yani olayları. Biz yani devletimizi, milletimizi buraya çağırıyoruz. Bunları bir görsünler. Evet. Burada bir 4.sünü de yapmaya çalışmasınlar. Burada 3 tane var zaten. Yeterince burada var. Yeterince şimdi bu tahrip oldu. Evet, yeterince tahrip oldu. Bir de şu doğaya bir bak. Burası bizim yaylamız. Yani şu sağa sola baktığın zaman şu yeşil çimen gibiydi buralar ya. Evet. Şuralarda şimdi milyonlarca, tonlarca şey var. Çakıl yiyindisi var. Evet. Şimdi bunu az çok tahmin edebiliyoruz. Yani şurası bir kopsa Allah korusun. Yani bizim akıbetimiz ne olacak? Bu daha geçen sene şu boru üstten aşağı indirildi buraya. Burası Albusa yapılalı oldu 7-8 yıl, 10 yıl civarında oldu. Bak üstü kapalı idi bunun. Bak çıktı piyasaya, gördün mü? Su şu anda kram yok. Bunun akarında da yok. Yani bu dereye suyu taşımış yok. Yalnız yani ben sesleniyorum. Bir Akarsu Mahallesi muhtarı, bir vatandaş olarak devletimize bunları yaptılar. Bunlar geçti. Yalnız buralarda daha yapmaya çalışmasınlar. Çünkü bunlar bu bir derede 3 tane 4 tane HES yeterli. Yani bir 5.sine 6.sine başvurmasınlar. Yani şu tehlikeyi görsünler diyoruz. Ben görüyorum tehlikeyi şahsen. Bizim mesela bir uçar suyumuz var aşağıda. Oranın bir yolu var. Oranın yolunu bile koparmışlar. Oldu 2-3 sene o yol kesik. Orada bir uçar su, yani böyle turizme açılacak bir yerimiz var. Ama maalesef eksiklikler çok büyük. Mahallenin çıkışında hemen karşıda geçergen, orasını ben size göstereyim. Orası normalde sit alanı. Hemen mağaranın altından bunların tünelleri geçiyor. İkinci bir husus,
oraya zarar verecek ve ileride bir mahallemiz daha var. Tam mahallenin ortasından çıkıyor bunların yaklaşım tüneli. Evet. Yani orada olabilecek bir tahribatı ben tahmin edemiyorum yani. Oradaki insanlar orada nasıl duracak da onlar orada çalışma yapacak? Onu hiç tahmin edemiyorum. Maalesef öyle bir şey var şu anda. İnşallah onu yapmazlar diyorum yani. Buraya bir bu sesimize kulak verirler de oraya gelip tekrar öyle bir işe başlamazlar diyorum. Şu anda insanlar herkes bin pişman. Yani bir pişman değil, bin pişman. Ama maalesef tabii sesimizi çok duyuramıyoruz ya, herhalde öyle anlıyorum. Şu anda bir dörtüncüsüne. Böyleyken, böyleyken diyorsunuz böyle oldu. Vicdanım yani bunun sahibi burayı yapan nasıl kabul ediyor? Gelip görmüyor mu acaba burayı? Yani bir insan kendi eliyle böylesine güzel bir duayı mahveder mi? Yani inan ki bak şuna, şuna inan. Şurada eskiden bir Ali dayımız vardı. 100 yaşında falan öldü. O adam yani bir daha gelip buralarını bir görse var ya aşağı bir daha düşer ölür yani diyorum. Yani bu kadar yeşilliği burada yok edilmiş. Tanışılmaz buralar. Evet. Yani buraya bir 20 sene 30 sene önce buradan çıkıp da gelen bir insan şuraları tanımıyor. Yani inan tanımıyor. Diyor buralar ne ya ne olmuş buralara bu kadar tahribat mı olur? İşte maalesef böyle. Yani sesimizi çok duyuramıyoruz zannediyorum. Burada bir havuz patlaması neden olur? Çok yağmur yağmadan suların şey yapmasından, suyun fazla gelmesinden patladı kabul edelim. Arkasından yağmur dereliği geçer. Maçka, maçka süpürür götürür diyorum ben. Yani buraları yetkililer inanıyorum görürse yani bu şeye müsaade etmeyeceklerini umut ediyorum yani. Başka ne diyeyim? Önceden buralar böyle miydi? Hayır, öyle şey mi olur? Buralar öyle miydi? Buralar böyle miydi? İlla ki bozuldular oğlum. İlla ki bozuldular ama ne diyelim şimdi? Geçen yağmura kebenek biz tutamazdık. Olan olmuştur. Olan olmuştur şu keşke anda. Keşke önceden engellensin. Hani ya da. Bu boğazlarda bize oldu yani. O sipindiği dağ taştan korktuk. Oradan korktuk, buradan korktuk ama yukarıki yaylalara zarar verilmedi. Yalan konuşamam ben şimdi. Bir ayağım mezarda bir kadınım. Burada geldiler hepsini gezdiler. Notlarını tuttular, eksikleri yazdılar. Biz dediler bunları en kısa zamanda bunları da yaptıracağız. Aradan 3 sene geçti. Hiçbir şey yaptırtmadılar. Hiçbir. Aha. Şu görülen boruyu da biz koydurttuk buraya. Yani şeyin nedir? HES'lerin normal fazla suyu akıtma şeyi olması gerekiyor. Hiçbir tanesinde yoktu. Bunu biz şikayet ettik de bunu buraya koydular. Ha, ucu tıkalı su damla su akmıyor. Şuradan gelen su %100 yukarıdaki sızıntıdan geliyor. Nedir? Havuzun sızıntısından geliyor. Can suyu bırakmıyorlar. Can suyu bırakmıyorlar çünkü ha şurada gördüğünüz az bir akan su bu da yan yerlerden, ırmaklardan gelen sızıntılar şeylerdirler. Yani su, can suyu diye bir şey bırakmıyorlar. Dolayısıyla bizim burada her türlü canlı var. Bu canlıları bu suya ihtiyacı var. Evet. Bu canlıya ihtiyacı var. Yani bunu kimsenin yok etme hakkı yoktur. Ha 3 tane HES var. Bunları buradan kaldırtamayız. Ben şimdi ilk şey yapıyorum, devlet yetkililerine soruyorum. Bu HES'in, en yukarıdaki HES'in, dere içi HES'inin müsaadesi, resmi müsaadesi var mı yok mu? Çıksınlar, açıklasınlar. İki, buradaki yaylayı, dere, Marzalak yaylasının, yaylası geçiyor, burası bizim Marzalak evet. yaylasıdır. Burada duyduğumuz kadarıyla buradaki oturanlara bazı şeylerde bulundular. Vaatlerde bulundular. Bu adamlar burayı köy olarak yazdırdılar. Bu doğru mu değil mi? Resmiyette biz ulaşamıyoruz evraklara. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Üçüncüsü, şu yapılan tahribatı kabul ediyorlar mı? Etmiyorsalar bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dördüncüsü, buradan oluşacak en büyük tehlike şu görünen alanın, buranın ne şekilde olursa olsun bir şekilde garanti altında olması lazım, önlenmesi lazım. Daha geliyor burada. Müdür hanım vardı. Bana kendisi söyledi. Bunu dedi durdurun dedi ya chatten dedi durdurursunuz. Bizim geçen bu son yapılan şeyde chat değerlendirmelerinde halkı bilgilendirme toplantısı bizim başka bir köyün yaylasında yapıldı. Bizim köye bir saat uzaklıkta. Ses bizi ilgilendiriyor. Başka bir saatlik yolda yapılıyor. Niye? Kimse gelmesin oraya. Çünkü gelirse oraya karışacak diye korkularından gidip orada yapılıyor. Ve gelen devlet su işleri ve nedir il ve şehircilikten gelen kişiler hepsi toplantının yapıldığını onayladılar, bildirdiler oraya. Öyle bir toplantı yapılmadı. Halkı bilgilendirmiyorlar. Köyde çoğunu ben camide karşılaşıyorum insanlara. Diyorum böyle ya diyor öyle bir buradan HES geçmez diyor. Öyle bir şey olur mu diyor. Adamlar inanmıyor. Bilmiyorlar. Adamlar menfaat peşinde. Ve buraları yapan kişiler de belki buraya gelip uğradığı yok.
Mesela bu işi şeyi yapan adam gelip buraya görse belki der elini vicdanına kor diye yeter der ya. Yeter der. En yukarıdaki HES'in şeyi, santralı. Ya adam orada çalışan adamlar ölecek yakında. Yukarısı geliyor. Yukarısı geliyor. Burası burada 2-3 metre, 5 metre, 10 metre kar oluyor burada. Yukarılar kayıp geliyorlar aşağı. Yani bunlar birinin önlem alması lazım. Bilmiyorum ben acizane bir görüşlerim bunlar. Ama dediğim gibi yeni yapılacak olan projeye de inşallah diyorum biz devlet yetkililerinden ve Danıştay'dan şey bekliyoruz, karar bekliyoruz. Olumsuz olarak tekrar çıkmasını bekliyoruz. Çünkü bilirkişi buraya geldiği halde bu son olarak geldiğinde ben tanıdığım iki kişi var orada. Bir tanesi de benim yeğenim. Adamlar öyle icap etti diyor. Belediye 2 sene önce red cevabı veren Trabzon Büyük Millet Belediye Meclisi'ne şeyi bir de Maçka şimdikine olumlu rapor verdi. Diyoruz arkadaş ne oldu? Öyle icap etti diyor. Öyle emir geldi diyor. Yani bu gibi lafları duyuyoruz. Bunlar bizi rencide ediyor. Kime güveneceğiz? Evet. Yani ne oldu da ne değişti? Ne oldu da değişti de hani bunu siz önceden red verdiniz de şimdi olur veriyorsunuz. Ne değişti? Yani şöyle doğaya baktığınız zaman zaten benim anlatmama gerek yok. İlçemizi yok edecek derecede burada şey var, toprak kayması var. Şu tehlikeyi görsünler diyoruz. Ben görüyorum tehlikeyi şahsen. Bizim burada her türlü canlı var. Bu canlıları bu suya ihtiyacı var. Evet. Bu canlıya ihtiyacı var. Yani bunu kimsenin yok etme hakkı yoktur. Yani şurası bir kopsa Allah korusun. Yani bizim akıbetimiz ne olacak?